Sizin eğitiminizden şunu anlıyoruz evlat diyorduk. Biz sizi hayatın zorluklarına karşı hazırlamak üzere görevliyiz. Evin bakımından da sorumlu değilim, bebekten de değilim dediğin gün ne başlıyor biliyor musun? O zaman birinin bu işe sahip çıkması lazım. Kim? Evet, canlar, dostlar. Merhaba, yeniden bir pazartesi. Bir araya geldik sizinle. Ne güzel. Ben gene kadın olduğum için dişi olmak, kadın olmakla ilgili bir konuya girmek istiyorum bugün. Çünkü neden buna ihtiyaç duydum biliyor musunuz? Daha yeni bir davetteydim. Ve çok güzel, genç, çok cici hanımlar. Genelde hepsi kısmetim neyse ne o olur. İşte evlendim olmadı, hiç evlenmedim. Ama bunları söylerler de, bunları söylerken yakınma değil. Aman zaten ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Evlilik meğer bana göre değilmiş filan gibi söylemle söyleseler sıkıntı yok. Ama gençlerde gördüğüm o ki hepsi güzel yürüyen bir evliliğin peşindeler. Hepsinin özlemi o. Ve çok da doğru bir özlem bu aslında. Biliyorsunuz ben bütün akıl yürütmelerimi yaparken şahsen taş devrinden başlamak istiyorum her şeye. Yani bu bugün böyle doğru veya yanlış onun irdelemesini yaparken taş devrine dönmek istiyorum. Çünkü gerçek orada saklı. Gerçek derken ne? Genlerimiz. İnsan bir makina. Bu makina nasıl, niçin yapılmış ve işlevi ne? Orada gerçek var. Taş devrinde. Taş devrinde neymiş? Düşünelim. Avlanan, hatta mağaranın kapısının hemen önünde uyuyan vahşi bir hayvan gelirse onunla mücadele etmek adına avlanıp yiyecek getiren başka güçlerden, zararlardan anneyi ve çocukları koruyan baba, erkek figürü. Ha, dişinin ne fonksiyonu? Dişi bir, erkek yokken antenler çok iyi çalışıyor olmalı, algılar, seziler çok kuvvetli olmalı. Yavruya gelebilecek tehlikeleri sezebilmeli ve onların kıvrak zekasıyla tedbirini alabilip yavrusunu koruyabilmeli bir kere ilk şart. İkinci, yavrusunu doğru besleyebilmeli. Onu, çünkü biliyorsunuz en uzun süreli büyüyen, en müdafaasız olan, en geç yürüyüp gelişip kendine yetebilen canlı insan yavrusu. 1 yaşından önce yürüyemiyor. Belki ilk çağlarda da erken yürüyormuştur, bilemem. Ama diğer canlılara göre geç yürüyor. Geç kendine bakabiliyor. Ve işte dişinin görevi de onu hazırlamak. Hayata hazırlamak. Küçücük bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim bu şartlarda. Oğullarımla sohbet ederken babanın da benim de devamlı anlattığımız şuydu. Biz sizin eğitiminizden şunu anlıyoruz evlat diyorduk. Biz sizi hayatın zorluklarına karşı hazırlamak üzere görevliyiz.
Biz, bizim doğrularımız önemli değil. Hayatın gerçek güçlükleri nedir? Bizim evlatlarımız onlarla acaba nasıl savaşır, savaşabilir? O gücü nasıl verebiliriz? O eğitimi nasıl yapabiliriz? Çok kere bu sizin hoşunuza gitmeyecek, canınız yanabilecek, zorlanabileceksiniz bu eğitim sırasında ama yarın öbür gün ergen olduğunuzda bu silahlar sizin işinize yarayacak. Hatta kartalları örnek veriyorduk. Diyorduk ki önce kartal, yavru kartalı yiyeceği buluyor, getiriyor, ağzına besliyor o solucanı, molucanı. Yavru kartalın yiyeceği ağzına veriyor. Ama zamanı geldiğinde uçurumdan aşağı kendi eliyle atıyor yavru kartalı. Artık uçabilirsin diye inandığı gün yavruyu uçurumdan aşağı kendi eliyle itiyor. Yani bizim de görevimiz sizi hayata hazırlamak gibi söylemlerle zaten eğitmiştik. Şimdi kısaca ben dişi olmanın tarifini yaptım. Aslında bütün canlılarda hemen hemen bu işlev böyle yürüyor, biliyor musunuz? Aslanlarda da böyle. Şimdi insanoğlu biz zaman içinde birçok konuda olduğu gibi bu konuda da evrime, diğer adıyla mutasyona uğramışız. Bu beden olarak mutasyonu olmamış sadece üstümüz. Eminim kıllar, tüyler vardı bizi soğuktan koruyan ilk insanı. Şimdi elbiseler olduğu için gerek kalmamış, o tüyler dökülmüş. İnsanoğlu bu evrim sırasında sadece fiziksel değişmemiş. Burada da değişmiş. Ne olmuş? Örneğin kadın, bugünü konuşuyorum bakın. İnsan taş devrinden başladık, bugüne geldik. Dişiler hele hele çok evrim geçirmiş olduğu düşünülen, çok eğitimli olduğu düşünülen toplumlar adına konuşuyorum. Köyleri konuşmuyorum bakın. Onlar hala bazı şeyleri doğru yapıyor bence. Dişi, ben yavruyu doğurdum, tamam benim işim bitti. Yavruya kim bakarsa baksın, ben iş kadını olacağım. Abi öyle bir şey yok ki. Öyle değil ki. Şimdi bakın, yiyeceği temin etmek erkeğin işiydi. Bunu doğru kullanmak dişinin işiydi. Tamam, ben dişinin çok özel yetenekleri olduğuna inanıyorum. Bunun anlamı ne biliyor musun? İlk önce dişilik görevi, sonra iş görevi, iş hayatı. Önce dişilik görevi. Önce yavruya sahip çıkma, doğru şeyleri yapma, evin düzenini doğru kurma. Onda ama bunu hizmetçiyle yap, 8 hizmetçi tut. O başka bir iş. Ama evin düzeni senin, çocuğun bakımı senin, dişi adına konuşuyorum. Bunu erkeğe yıktığın gün neler başlıyor şimdi, gel onu konuşalım. Bunu yaptığın gün, ben evin bakımından da sorumlu değilim, bebekten de değilim dediğin gün ne başlıyor biliyor musun? O zaman birinin bu işe sahip çıkması lazım. Kim? Kim? İkisiniz. Sen ve kocan. O zaman koca mecburen sahip çıkmak zorunda kalıyor. Ne oluyor o zaman? Artık seni dişi olarak görmüyor. Dişi olarak görmeyince de arzulamıyor. Arzulamayınca sen de diyorsun ki ben dünyanın en güzel kadınıyım. Nasıl beni arzulamaz? Nefret etmeye başlıyorsun adamdan. Halbuki sen yaptın, ben yaptım, sen yaptın. Sen dişiliğini onun gözünde kaybettin. Dişi olmayınca da seni arzulamıyor. Bundan doğan ne var? İş arkadaşı gibi görüyor. Bunu istiyor musun? İstemiyoruz onu. Hiçbir dişi istemiyor. Çünkü asli duygularımız onlar. Östrojen hormonu üretiyoruz. Biz arzulanmak istiyoruz. Hatta çok yerde güzelliği tarif ederken çok seksisin diye tarif ediyorlar. Çok güzelsin demiyorlar biliyor musun kadına? Çok seksisin. Yani sen dişi, doğru dişisin.
erkek görünümlü dişi değilsin. Yani kısaca şöyle diyelim. Bence bizim genlerimizin, bedenimizin, hormonlarımızın söylediğini önce yapalım. Sonra başarı gelsin. Bak bunları konuşacak en yetkili ağızlardan biriyim ben. Neden? Bir, 50 yıllık evliliği devam ettirmişim. Demek hala dişi görünüyorum kocamın gözünde ki öperek uyandırıyor sabah beni. İki, iş hayatında başarılı bir kadın olmuşum. Tüm toplumun ağız birliğiyle söylediği çok başarılı iki iş adamı yetiştirmişim. Yani ben damdan düşen Nasreddin Hoca'yım. Ben yaşamışım bunları. Onun için kendimi yetkili görüyorum bunları konuşmakta. Sakın beni bir hoca gibi görmeyin. Yaşadım. Ben bunları yaşadım. Öylesi doğru çıktı. Dişiliği kaybetmeyeceğiz. Hem kendimiz için hem ailemiz için diyorum. Evet, şimdi bu kadar dişilikle ahkam kestik. Diyeceksiniz ki sen konuşuyorsun ama evle ilgili ne yapıyorsun ki? Ya ben yapıyorum biliyor musunuz? Yapıyorum bir şeyler. Yani fırsat buldum mu kurabiyeydi, kekti filan filan yapıyorum. Ve oğullarım bundan çok hoşlanıyorlar. Çok çok hoşlanıyorlar ama. Demek ki onlar da anneyi dişi görmek istiyor. Bunu anlıyoruz. Evet, şimdi bu sohbeti burada ben kesiyorum. Kurabiye safhasına geçelim. O kurabiyeyi ağız tadıyla ailemle yiyelim. Haftaya inşallah görüşeceğiz. Sevgiyle kalın diyorum. Mutlaka pazartesi izleyin. Herkese merhaba diyelim. Kadri Yolgar deyince, hani ben de kalkıp çok ünlü biri değilim ya, hani neticede bir isim, bir Instagram'da tanıştığımız insanlar var, YouTube'da tanıştığımız insanlar var, cemiyet hayatında tanıştığımız insanlar var, iş hayatında tanıştığımız insanlar var gibi neticede bir şekilde üç aşağı beş yukarı biraz biliniyorum. Tabii öne çıkan genelde hep iş kadını kimliğim, iş hayatı ve cemiyet kimliğim. Ama aslında olmazsa olmaz kimliğim benim annelik, eşlik ve ev kadınlığı. Ben ne yaparsam yapayım, eğer eve hakim değilsem o evin düzenli yürümesi mümkün değil. Hatırlıyorum, çocukluklarında okuldan geldiklerinde işten erken gelirdim ve kek koyardım. Kapıdan o kekin kokusuyla girdiklerinde bayılırlardı. Çok çok hoşlarına giderdi. Çay da demlenmiş olurdu. En mutlu anları yaşarlardı. Ben çocukların beynine bu anıların kazındığı zaman aile hayatlarında da aynı benzer şeyleri uyguladıklarını düşünüyorum. Onun için ikisi de, iki oğlum da çok iyi birer baba, çok iyi birer eş oldular. İş hayatını ayrı tutuyorum. O başka bir iş yani. Ama bu özel hayat farklı bir iş. Onun için şimdi kurabiye, çocuklara küçükken yapmış olduğum bir kurabiyeyi beraber yapalım diye düşündüm. Sevgili yardımcım Nesibe de bana yardım edecek. Beraber güzel bir kurabiye yapacağız. Ama onu siz yemeyeceksiniz, biz yiyeceğiz. 2 kaşık da yoğurdumuzu koyacağız. Bu yoğurt da evde yapma yoğurt ha. Onu da koyalım. Tarçınını da koyacağım. Çünkü burada bol tarçın hem koku hem lezzet olarak çok güzel oluyor. Tepsiye yerleştirdik. Buraya koymaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Kurabiyemizi fırına koyduk. Şimdi pişecek. Afiyetle yiyeceğiz. Evet. Şimdi çıkarıyoruz.
Oo. Kokuları duyuyor musunuz arkadaşlar?